Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, afiyeti üzerimize olsun kıymetli seyircilerim. İşel TV ekranlarından Mersin İl Müftülüğümüzün yayına hazırladığı Rahmetten Damlalar programımıza hoş geldiniz. Bu haftada önemli bir konuyu konuşacağız. Cumartesi gün inşallah Berat Kandili'ni hep beraber idrak edeceğiz. Cumartesi gün Berat Kandili'ni idrak etmeden önce biz bunu Perşembe günü bugün konuşalım istedik. Stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Mersin İl Müftü Yardımcım Hasan Küçük Beyefendi. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Duacıyız, dua bekleriz. Allah razı olsun. Güzel bir gün. Dualar müşterektir. Şimdiden bizleri takip eden kıymetli seyircilerimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz. Hakikaten böyle 3 aylar içerisindeyiz. 3 ayların işte Şaban ayı içerisinde ortasında Kandil'e doğru, Berat Kandil'e doğru yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'e de saliman galiman ulaşabilmeyi nasip eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam. Buyurduğunuz gibi hocam güzel zaman dilimleri içerisindeyiz. Zamanla başlayalım arzu ederseniz hocam sohbetimize. Dinimizde zamana ait çok güzel peygamberimizin hadis-i şerifleri ve Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimeleri var. Zaman nedir hocam? İsterseniz sohbetimize oradan başlayalım. Zaman Rabbimizin bizlere büyük bir nimetidir Mustafa hocam. Bu hakikaten çok kıymetli bir nimet ve kıymetini zaman zaman ıskaladığımız bir nimet. Rabbimiz bize, kimimize bol bol veriyor bu nimeti. Değerlendirme fırsatımız da olmuyor. Dolayısıyla kaybettiğimizde, elimizden kaybettiğimizde de tekrardan geri elde etme. Yani çok büyük maddi güçler harcamak durumunda kalsak bile geri alamadığımız bir nimet bu. Dolayısıyla hakikaten Rabbimiz de bu kıymetli nimetin değerini vurgulama sadedinde Kur'an-ı Kerim'de zamanına ve zamanın farklı bölümlerine Yüce Rabbimiz dikkatimizi çekiyor. Mesela gecenin bölümüne وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى geceye yemin ediyor. Cenab-ı Hak biliyoruz ki ayet-i kerimelerinde bir konuya dikkat çekmek isterse o konuya yeminle başlıyor. Sonra kuşluk vaktine mesela وَالْضُحَى diye kuşluk vaktine yemin ediyor. Fecir vaktine yemin vel fecr ve leyalin aşr fecir vaktine ve 10 geceye Cenab-ı Hak bizim dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla zamana ve asır vel asr diye önemli bir başlı başına zamanı ilgilendiren bir sure. Asır suresi yüzyıl asır yüzyıl demektir. Bizim dilimize de geçmiştir. Asır ayrıca ikindi vakti demektir. Cenab-ı Hak dikkat çekerek Kur'an-ı Kerim'i bir zaman dilimi içerisinde indirdiğini ifade buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an'ı zamana şahit tutuyor. Zamanı insana şahit tutuyor. Böyle bir silsile. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu kavrayabilmemiz için zamanı iyi değerlendirmemiz, işte Kur'an insan zaman denklemini iyi kurmamız gerektiğini Yüce Rabbimiz ifade buyuruyor ayet-i kerimelerinde. Dolayısıyla bizler bu kıymetli değeri, vakti çok iyi değerlendirmemiz icap ediyor. Bunun için de baktığımızda, hem hadis-i şeriflere baktığımızda biz normal zamanın akışını, hatta zamana küfretmeyin hadis-i şerifi de vardır. Zamanı iyi değerlendirmemize dikkat çeker. Zamanı kötülemeyin. Yani kendinize aynayı tutun. Siz İbnül Vakt olun. Zamanın değerini, kıymetini bilin. Zamanın gereğini yerine getirin. Bu zamanı siz kaybederseniz tekrar elde edemezsiniz. Farklı hadis-i şeriflerde de insanın böyle kaybettiğinde en önemli değeri olarak bir sağlık bir de zaman olarak sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
dikkati çeker. Dolayısıyla bizim baktığı şeylere de özellikle bir Müslümanın, bir müminin hayatına baktığımızda zamanı değerlendirme noktasında birçok mihenk taşları, birçok işaret kandilleri olduğunu görüyoruz. Bu kandiller de işte bakın üç aylar da sene içerisinde önemli bir zaman dilimi. İşte seneye baktığımız zaman değil mi? İnsan ömrü içerisinde 5 vakit namaz, hani sene içerisinde 3 aylar önemli. 3 aylar içerisinde kandillerimiz var. Ama 3 aylar Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif ayrı bir yeri var. Bunu mekan denklemine soktuğumuzda işte hem zaman var, zamanın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın özel olarak kullarının değerlendirmesini istediği zaman dilimleri var. Mekanlar var. Mekanlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın özellikle değerlendirmemizi istediği mekanlar var. Efendim Mescid-i Nebi'nin bu Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme, şehirlerin anası Ummul Kura, yani medeniyetin de anası. Ama bizim medeniyet tasavvurumuz içerisinde Medine, medeniyetin beşiği, merkezi. Bununla birlikte yine tarihi Peygamber Efendilerimize mekan olarak ev sahipliği yapmış Mescid-i Aksa, Peygamberimizin miraca çıkmış olduğu mekan, bunlar önemli mekanlar ve buralara değer kazandıran önemli mekinler, Peygamber Efendilerimiz var, insanlar var. Dolayısıyla zaman önemli, zamanla birlikte mekan önemli. Zamanı ve mekanı değerlendirecek olan mekin dediğimiz insan da çok önemli. Biz burada inşallah bugün önemli bir zaman dilimi, Berat Kandili'ni konuşacağız. Kandil bizim hayatımıza inşallah ışık tutacak. Hayatımızı muhasebe etmemize vesile olacak. Önemli bir zaman dilimi. Berat Kandili diyoruz hocam. Berat ne demek kıymetli hocam? Berat kelime kavramı anlamı itibariyle berat arınmak, soyunmak, kurtulmak anlamlarına geliyor. Özellikle hani bizim Türkçemize de daha girmiştir bu. Berat Kandili Cenab-ı Hakk'ın bu gecede günahları bağışladığını ifade eden, bu gecede insanın, Müslümanın af dilemesi, mağfiret dilemesi, Rabbine yönelmesi, muhasebesini istediği, şirke düşmedikten ve kindar olmadıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın affetmeyi vaat ettiği bir geceye rahmet gecesi, berat gecesi diyoruz. Kelime anlamı itibariyle de zaten biz Türkçe'de bunu kullanıyoruz. Mahkemeden berat etti, kurtuldu, kurtuluşa erdi diyoruz. Bu geceyi de geleneğimizde hakikaten manevi kurtuluşa vesile olan gece İnşallah. Anlamında idrak ediyoruz. Evet hocam. Berat gecesinin özellikle Şaban ayının 15. gecesi olarak belirtiliyor. Dini kaynaklardan, dini referanslarına baktığımız zaman hocam, ayetler ve hadisler ışığında Berat Kandili'ne biraz odaklanalım mı hocam isterseniz? Berat Kandili, Berat'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de farklı 25 farklı yerde bera kelimesi geçiyor. Fakat farklı farklı anlamlarda kullanılıyor. Evet. Bu Duhan suresinin ilk ayetlerinin Hamim vel kitabil mübin ile başlayan ayetlerden sonra inne enzelnahu ila ahiril ayah, yani Kur'an-ı Kerim'i biz bu gece, mübarek bir gecede indirdik. Fi leyletin mübareketin. İnne enzelnahu fi leyletin mübareketin diye geçen ayet-i kerimede bu gecenin berat gecesi olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim'in işaret var. Hocam. İşaret var. Levh-i Mahfuz'da toplu halde indirildiğini, sonra peyderpey Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu rivayetleri var. Ama bu ayet-i kerimelerin doğrudan Kadir Gecesi ile ilgili olduğu daha ağırlıkta. Yani beratla ilgili, berat gecesi ile ilgili daha çok sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadis-i şeriflerini görüyoruz. Hakikaten böyle çarpıcı, dikkat çekici, bizim zihnimizi toparlayan bir hadis-i şerif
hadisler topluluğu var. Birçok hadis-i şerif var. Ama onlardan birkaç tanesini ben şimdi paylaşmak isterim doğrusu. Mesela lütfen hocam. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyde geçen İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. İza kanet leyletun nisfi min Şaban fequmu leylaha ve sumu nahara. Yani Berat gecesi Şaban ayının yarısına yani 15'ine tekabül eden gece Şaban ayının yarısı geldiğinde diyor sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, efendim ümmetimiz diyor, ümmetim gündüzünü oruçlu geçirsin, gecesinde de kalksın namaz kılsın diyor. Yani orada özel bir Efendimizin ibadete, hem oruç tutmaya, önemli bir ibadettir oruç, hem de namaz kılmaya, gece namazı kılmaya bir teşvik var. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani zamandan vurguladık ya Mustafa Hocam, yani Peygamberimiz için özel bir teşvik var gece namazı kılmaya. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَتَلَّكْ. Yani gecenin bir kısmında kalk ve Rabbin için namaz kıl. Yani Peygamberimizin çok güçlü bir sünnetidir. Ve zaman, bizim zamanında dikkatimizi müminin zamanını iyi değerlendirmesine yönelik mesela 5 vakit namaz, 5 vakit namaz zamanı kullanma, değerlendirme, dengeleme, planlama açısından çok önemli bir şeydir, ölçüdür. 5 vakit namaz. Ama bununla birlikte işte gecenin bir vaktinde kalkıp herkesin uyuduğu, yani çoğu insanın, mahlukatın böyle uyuduğu bir vakitte kalkıp o dingin vakitte, o sessiz, herkesin bir köşesinde çekildiği bir vakitte insanın kendisiyle ve insanın Rabbi ile baş başa olmasının çok önemli olduğunu biz görüyoruz. Yani Peygamberimize bu ısrarla Peygamberimizin üzerine farz olan, yani Peygamberimizin yapması gereken bir ibadet ama ümmetine sünnet, yani güçlü bir sünnettir. Gece kalkıp bir teheccüd namazı kılmak. Kur'an-ı Kerim okursak eğer o vakitte mesela çok dingin olur. Zihin çok dingin olduğu için, dinlenmiş olduğu için ve dışarıdan rahatsız eden unsurlar da olmadığı için insan zihninin çok açık olduğunu, algısının çok açık olduğuna şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla böyle insan kendi kendine kaldığında, kendi kendiyle baş başa kaldığında, Rabbi ile baş başa kaldığında farklı açılımlara da şahitlik edebiliyor. Yani zihin daha berrak, gönül daha berrak, düşünce ufku daha geniş olabiliyor. Basiret açılıyor. Evet. Hem basireti, hem feraseti, hem düşüncesi açılabiliyor. Dolayısıyla yani o dikkat çekilen zamanlar Müslümanlara şu demektir. Yani siz bu vakitleri iyi değerlendirin. Bir normal akış var. Hayatın bir akışı var. Bu hayatın akışı içerisinde seküler akış içerisinde, dünyevi akış içerisinde Rabbini unutan, kendisini unutan, kendisini kaybeden bir hayat yaşamayın. Evet, hocam. Bak, 5 vakit ezan-ı Muhammedi ile bir silkelenmemizi, kendimize gelmemizi vesile oluyor Cenab-ı Hak. Kalk gece bir tefekkür et, bir düşün diyor. Yani geceye yemin ediyor ya Cenab-ı Hak. وَالْلَيْلِ اِذَا يَحْشَى. Gece çöktüğünde geceye andolsun. Gündüze dikkat çek. Gündüzün de her zamanın, her vaktin kendisine göre kıymeti var, değeri var. Gündüzün maişeti temin etmek, gece hem dinlenmek, hem ibadet etmek, çok hem önemli, ilim tahsil etmek için diye orada Cenab-ı Hak bizim dikkatimizi çekiyor. Bu akış içerisinde mesela senelik insan eğer böyle kandiller olmasa, Cenab-ı Hak böyle sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayetler, hadisler böyle bizim dikkatimizi toparlamasa, yani kandillerle toparlamasak, evet, üç aylarla toparlamasak, böyle bir rutinleşiyor artık. Hayat rutinleşiyor. Bir yerde bu kandiller bizim o rutin dışına çıkmamızı ve kendimize gelmemize de sebep, vesile oluyor. Siz işaret kandili diyorsunuz hocam. Evet. Yoldaki, evet, yoldaki işaretler adeta. Yani yaşamımızda o zamanımızın akışı içerisinde bize bir kendimize gelmemiz için bir işaret kandili olmuş oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
daha Ramazan, Recep ayı gelirken, 3 aylar gelirken bizim dikkatimizi çekiyor. Evet. Allahümme barik lena fi Recep'e ve Şaban. Allah'ım Recep ayını bizim için bereketli kıl. Allah'ım Şaban ayını bizim için bereketli kıl. Yani bunu bereketli kılmak ne demek Mustafa Hocam? Evet. Şu demek. Allah'ım bu ayları, bu mübarek ayları, elbette diğer aylar da çok kıymetli, değerli. Evet. Zaman çok kıymetli, her evet. an çok kıymetli ama bizim dikkatimizi toplamasa dediğinde Allah'ım bu aylar önemli aylar, mühim aylar. Yani insan ömrü kıymetli, insan ömrü içerisindeki bu zaman dilimleri de kıymetli. Dolayısıyla böyle ibadet mevsimine hazırlık yapmış olduğumuz, Ramazan-ı Şerif'e hazırlık sadedinde olduğumuz Recep ayını bizim için çok bereketlendir. Evet. Ramazan'a hazırlıkta çok değerli kıl. Evet. Sonra Şaban ayı. Regaib kandiliyle rağbetimizi ya Rabbi sana arttır, yönelt. Değil mi? Evet, rağbetimiz senin rızan noktasında olsun diye biz Regaib kandilinde, sonra Miraç. Sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Miracını hatırlıyoruz. Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı anıyoruz. Orada Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hatıralarını tekrardan yaşıyoruz. Bir gidiyoruz biz. Bizi oralara götürüyor. Götürüyor. Miraca Efendimizin hatim kısmından Mescid-i Aksa'ya gitmesini, orada bir eşikten değil mi? Evet, evet. Miraca yükselmesini biz yani Peygamberimiz son, en son ayak basan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya en son ayak basan peygamber sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Yani oraların bizim için ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, o zamanların, o vaktin, Peygamberimizin geçirmiş olduğu o vakitlerin çok kıymetli olduğunu ve oradan bize gelecek olan mesajları biz anlamaya, anlamlandırmaya, hem gönül dünyamızda hem düşünce dünyamızda canlandırmaya gayret gösteriyoruz. Miraç'la hem namazı tekrardan bir hatırlıyoruz. Yani. Miraç'la bir efendim işte Bakara suresinin son ayetleri, bize hediye edilen son ayetler bir manifesto niteliğinde. Bir iman nedir? İnsanın sorumluluğu nedir? Onları orada anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra biraz böyle o kandiller geçince tekrardan bir pörsüme, bir akışta normalleşme olunca hadi bakalım berat, şöyle bir berat kandili var. O berat kandilini de bir idrak et. O berat kandilinde de kendine bir gel. Bak Cenab-ı Hakk'ın o berat kandilinde ne güzel müjdeleri var. O geceyi de bir değerlendir deyip böyle bir silkeleniyoruz. Yani rutine düşmemeye, Müslümanın böyle alışkanlık değil de Mustafa Hocam, yani Müslüman ibadetlerinde de alışkanlık haline ibadet, alışmak önemlidir ama alışkanlık halinde ibadet yapmamalı. Gaza basacağımız ki, zamanlar hocam tabiri caizse efendim, böyle. Gaza basacağımız zamanlar. Gaza basacağımız zamanlar da böyle şöyle. Diyor ki yaptığı her ibadette bir yeni, sanki ilk defa ve son defa yapıyormuş duygusunda, şuurunda. Yani o hevesle, o heyecanla. Ya benim namazım çok kıymetli mesela. O namazı zayi etmemeliyim. Benim kandilim, berat kandilim çok kıymetli. Ben bu berat kandilinde varım ama diğer berat kandilinde olabilecek miyim? Yani. Geçen berat kandilinde çok kıymetli büyüklerimiz vardı. Tanıdıklarımız, bildiklerimiz vardı. Onlar bu berat kandiline ulaşamadılar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Önümüzdeki berat kandiline ben ulaşabilecek miyim? Evet. Evet. Yani bu bize bir böyle silkiniş, bir silkinmeye vesile. Teşvik ediyor hocam. Teşvik. Evet, evet, evet. İbadetlerde de böyle. Yani adam koşa koşa hemen namazı bir kılayım, aradan çıkartayım. Ya da işte Ramazan-ı Şerif yine geldi, şu oruçları da tutalımdan ziyade o kadar kıymetli bir şey gibi düşünelim mesela. Bir elmas, çok kıymetli bir cevher gibi düşünelim. Ya bunu kaybedersek? Değil mi? Yani o an, yani o ibadet mesela. Yani. O artık o mesela bugün öğle namazı, bu öğle namazını bu vakit içerisinde kılabiliyoruz. Gittikten sonra aynı namazı, aynı kıymetteki namazı kılabilecek miyiz? Kılamıyoruz. Geçiyor bu artık. Dolayısıyla aslında elmastan, çok değerli taşlardan da kıymetli bir şey bu, ibadet bu. Evet. Dolayısıyla bu berat kandili de hakikaten çok önemli bir gece, önemli bir değerimiz bizim.
o geceyi mesela değerlendirirken şey diyebiliriz. Yani bu bir daha hayatımızda kaç berat olacak ki? Yani çok kıymetli bir gece ve sevgili peygamberimizin bu gecede çok değerli, çok kıymetli bizlere öğütleri var. Neler var? Mesela müşahedenizde ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinden bahsedeyim. Hem Arapçasını okuyayım hem de malini okuyayım size. Mesela اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ نَصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُ لَيْلَهَا بَسُومُ نَهَارَهَا. Şaban ayının 15'i geldiğinde, yarısı geldiğinde diyor ki gündüzün oruçlu geçirin, gece kalkın namaz kılın. Nafile namaz kılın. Yani normal namazımızı zaten kılacağız. Farz namazlarımızı kılacağız. Bir de namazınızı kılın. Nafile namazı kılın. Sonra فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزُلُ ف۪يهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ. Allah Celle Celaluhu rahmetiyle dünya semasına tecelli eder. Yani rahmet kapılarını açar. Subhanallah. Yüce Rabbimiz. Feyekulu. Allah şöyle der. Mecazi olarak. Kuluna şöyle hitap eder. Der ki Ela min mustağfirin li feagfira lehu. Benden istiğfar dileyen yok mu? Var ya Rabbi. Hatasını gören, noksanlarını gören, kendisini eksik gören, kulluğunu hatırlayan ve estağfurullah, Allah'ım senden istiğfar diliyorum, af diliyorum diyen yok mu? Af edeyim diyor. Onu mağfiret edeyim. Onu acıyayım, ona bağışlayayım. Bağışlayayım diyor. Sonra ele ele min mustarzigin. Mustarzigin, evet. Rızık isteyen. Fe erzukahu. Rızık isteyen yok mu? Bak biz de burada şeyi de veriyor bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Rabbinizden isteyin. İsteyin Rabbinizden. Meşru olan ne varsa isteyin Rabbinizden. Rabbimiz de istememizi istiyor. Yani bir hadis-i şerifte yani ayakkabı bağına varıncaya kadar, ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Rabbinizden isteyebilirsiniz diyor. En ince ayrıntıya varıncaya kadar. Bu da istenmez demeyelim. İşte, yeter ki Allah'tan dua, isteyelim. Rabbimiz dua etmemizi istiyor. Kendisinden istememizi, kendisine boyun, kendisinden istememizi istiyor. Kendisinden istememizi başkasına istiyor. Başkasına ortak koşmalı. Evet. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz Mustafa evet, hocam. Evet. Günde yani sana kulluk ederiz ve senden yardım isteriz. Ancak senden yardım isteriz. Sadece senden. Ancak senden yardım isteriz. Evet, evet. Onu bizim dilimize pelesenk haline getiriyor. Günde 40 defa okuyoruz biz nafilelerle birlikte. Evet, evet, evet. Bu acayip bir dikkat çekiştir aslında. Yani bunu alışkanlık halinde okursak bunu geçeriz. Ama bunu ilk defa okuyormuş gibi anlamaya çalışarak okursak İyyâke na'budu derken Allah'ım evet. Ya Rabbi sana kulluk ediyorum. Sadece sana kulluk ederim. Ubudiyetim sanadır. اِنَّ السَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَيَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Namazım, orucum, haccım alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Amin. Evet, sadece amin. Allah'adır. Amin. Dolayısıyla onun künhüne daha vakıf oluruz. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim diyor Cenab-ı Hak. اَلَا مُبْتَلًا فَاُعَافِيَهُ. Hasta olan yok mu? Tam da zamanı. Evet, tam da vakti. Şimdi tam da vakti. Şu an işte bakıyoruz. Dün itibariyle 26 bin kişi değil mi? Evet hocam. Bulaş olmuş pandemiden dolayı. Covid-19 oldu. Evet, Covid-19 olmuş. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz Allah afiyet versin. Şifalar versin. 2 milyonun üzerinde de iyileşen kardeşimiz var. Hamdolsun. Geçen seneden beri. Dua edeceğiz onlara. Bu gece de dua edeceğiz. Dua edin diyor. Afiyet isteyin. Çok da ihtiyacım sağlık vardı. İsteyin. Evet. Yani duayı biz hep öyle ifade ediyoruz. Dua iki kısım. Bir fiili dua, bir kavli dua. Yani. Fiili dua kişinin işini en güzel şekilde yapması. Doktorsa doktorluğunu en güzel şekilde yapması. Yani. Efendim kimyagerse en güzel araştırmaları, en güzel ilaçları efendim bulması. Biz bu işin öğretmensek en güzel şekilde, vaizsek, müftüysek vazifemizi en güzel şekilde yapmak. Bu bir duadır, fiili duadır. Asker askerliğini en güzel şekilde yaptığı zaman fiili duayı gerçekleştirmiş olur. Tek sanatçı böyle, sanayici böyle. Ama öbür taraftan Cenab-ı Hak bizden elimizi açıp gönlümüzle dilimizi bir tutup gönlümüzden
Rabbimize muhabbetimizi efendim dilimizle terennüm ederek istememizi istiyor. Bunun bir dili de yok. Yani bunu duanın dili gönül dili. Çok güzel hocam. İlla Arapça olma şartı da yok. Arapça'da Kur'an-ı Kerim'deki Peygamber Efendilerimizin duaları, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerindeki dualardan bize örnek olarak oradan okuyup o şekilde dua edebiliriz. Esma-ül Hüsna ile Yüce Rabbimizin güzel isimleriyle dua edebiliriz. Ama kendi dilimizde, dilimiz döndüğünce, hatta şey diyormuş, ya Rabbi sen benim ne isteyeceğimi bilirsin Allah, bilirsin Allah diyormuş. Yani yani dili dönmeyince, nasıl ifade edeceğini bilemeyince, Allah'ım ben söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, sen benim ne istediğimi de biliyorsun ya Rabbi diye böyle dua edermiş. Dolayısıyla yani ya Rabbi elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce efendim bizim edebiyatımız, dilimiz isteklerimizi, isteyeceklerimizi ifade etmekte de zorlanır. Zorlanıyor. Allah'ım sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz senden ne istediyse, hangi güzellikleri istediyse istiyoruz ya Rabbi. Amin. İstemek bizden, vermek senden. Rahmet sahibi, merhamet İnşallah. Sahibi, İnşallah. Zenginlik sahibi İnşallah. Sensin. İnşallah. Diye ne yapmamız lazım? Bu gecede istememiz gerekiyor Mustafa Hocam. Berat gecesinde Yok, istememiz isteyen gerekiyor. Diyor Cenab-ı Hak. İsteyin diyor, vereyim. Evet. İsteyin, vereyim. Bu ne zamana kadar? Ela kede, ela kede. Yani şunu isteyin, vereyim. Bunu isteyin, vereyim. Şunu. Sonra bu ne zamana? Fecir. Fecr-i sadığa kadar bu devam ediyor. Yani şafak atıncaya kadar bu devam ediyor. O gece şafak atıncaya kadar Rabbimizden isteyeceğiz. Sahir zamanlarda istemeyecek miyiz? İsteyeceğiz ama o gecede bir yoğunluk sanki isteniyor. İsteyin, titreyin, kendinize gelin. Sonrasında da bunu devam ettirin. Yani şöyle bir anlam da çıkmayacak. Kandil gecesine her şeyi toparladık. Nasıl olsa Berat kandilinde yoğun bir ibadet, Kadir gecesinde yoğun bir ibadet, Miraç kandilinde yoğun bir ibadet. Aralarda bir şey yapmasak da olur. Affettiririz o gecelerde. Öyle bir anlam çıkmayacak bundan. Yani o yanlış bir anlayış olur. Bu geceleri biz silkelenip kendimize bir kendimize gelme, muhasebe yapma ve tekrardan kulluğa sarılma geceleri olarak anlamalıyız. Öyle anlam fırsata çevirmeliyiz. Bir başka hadis-i şerif, ben onu da okumak isterim müsaadenizle. Lütfen hocam, buyurun. İnnallâhe azze ve celle, aynı hadis-i şerif farklı bir varyantı bu. İnnallâhe azze ve celle yenzulu leyletin nisfi min şa'bâne ile semâi dünya feyagfiru li ekthera min adedi şa'rin ganemi kelbin. Allah Celle Celaluhu yine rahmetiyle dünya semasına tecelli eder. Ve o gece dua eden, yalvaran, kendisine dönen, inabe eden kullarını affeder. Ve bu kulları da, bu Araplar içerisinde kelp kabilesi küçük baş hayvanların, koyunlarının çokluğuyla ünlü bir kabiledir. Kelp kabilesi. Evet. Vadiler dolusu koyunları varmış. Yani onlar onlarla övünürlermiş. Kelp kabilesi. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu diyor ki onlarla övünsün ama ben de kullarımın sayısı isterse kelp kabilesinin koyunlarının kıllarından daha fazla olsun. Dönen, inabe eden, istiğfar eden kulları affedeceğim. İnşallah. Diyor. İnşallah. Yani buradan şöyle bir şey çıkıyor benim anladığım. Demek ki Allah Celle Celaluhu hangi insan olursa olsun, hangi insan olursa olsun, döndükten sonra, Rabbini tanıdık bildikten sonra, yani ettaibu mineden bi kemenle dembele, tövbe ettikten sonra, yani günahkar insan tövbe ederse sanki Cenab-ı Hak da onun günahlarını affettiği zaman sanki o günahı işlememiş gibi tertemiz olur. Hani Berat gecesinin müjdesinden onu da alabiliyoruz. Dolayısıyla bizi affedebilir. Yani milyonlarca, milyarlarca insanı affeder Yüce Rabbimiz. Hani ümmeti davet, ümmeti icabet dediğimiz durum, bir Müslüman var. 1,5 milyar Müslüman var. Geriye kalan ya da 2 milyar Müslüman var. Geriye kalan 5 milyar
gayrimüslim farklı inanışlarda olan insanlar var. Eğer o insanlar emanu iman ederler ve salih amel işlerlerse, yani Rabbimize dönerlerse, o insanlar da cennete girerler, cenneti hak ederler. İnşallah. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın cenneti geniş, rahmeti geniş. Cenab-ı Hakk'ın rahmet sebakat, rahmeti ala gadabi buyuruyor Rabbimiz. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Dolayısıyla Berat Kandili'nde de Rabbimiz rahmet kapılarını tamamıyla sonuna kadar açmış. Cenab-ı Hak inşallah o rahmet kapısından girebilmeyi nasip eylesin. Mustafa i̇nşallah, Hocam. İnşallah hocam. Bir diğer hadis-i şerif de bu geceyle ilgili. İnnallâhe zikredeyim. İnnallâhe leyattali'u fî leyletin nisfi min şa'bâne feyâfiru li cemî'i halgihi illâ li müşrikin ev müşâhin. Yani Cenab-ı Hak yine rahmetiyle bu geceye de tecelli ediyor. Rahmetini tecelli ettiriyor. Ancak diyor iki kişiye diyor sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbimiz diyor iki kişiyi, iki sınıfı affetmez buyuruyor. Bunlardan birincisi hadis-i şerifte zikredilen müşrik. Müşrik. Allah'a ortak koşan kimse. Allah'a neye ortak koşar? Müşrik. Kendi nefsine ortak koşabilir. Yani her şeyi kendisinden bilebilir. Bir Allah'ım dünyevi, dünyalığı ortak koşabilir. Allah muhafaza. Sevdiği bir insana ortak koşabilir. Haşa. Allah korusun. Allah muhafaza. Dolayısıyla Allah bu ortak koşmayı affetmiyor. İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Yaratana, Allah'a büyük bir zulümdür. Dolayısıyla Rabbimizin affetmediği büyük günahlardan bir tanesi şirktir. Burada zikredilen diğer ev müşahinin. Müşahin de kindar kişi affedilmez deniyor. Yani burada aslında dikkatimizi şuraya çekiyor yüce sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam. Müşahin, kindar insan Müslümanların içerisinde de kindar olur mu? Olur. Ama kindarlıkla dindarlık bir arada olmaz. Yani kinle din aynı yerde zor bulunur. Dolayısıyla diyor ki affet. Bu gecenin yüzü su hürmetini affet. Müslüman kardeşini affet. Bağışla. Bağışla ki sen de bağışlanmaya layık hale gelesin. Çok güzel. Çocuğunla aran bozuksa çocuğunu affet. Çok güzel. Anne babanla eğer sana bir zulme kadere uğradıysan bağışla. Git elini öp. Evet. Kucakla. Evet. Komşuna karşı kin besliyorsan bağışladım de. O yükten kurtul. Yani kin büyük bir yüktür. Kan dolayısıyla davası varsa, kan davası varsa bağışla gitsin. Kurtul. O yükten kurtul. Hakikaten Mustafa Hocam, yani insanın kalbine o kalbin marazları dediğimiz hastalıklar kinidir, hasettir, nefretidir, şüphesidir, cehaletidir vesaire. Bunların hepsi külfet. Bir yük değil mi hocam? Yük. Ne zaman atarsın o zaman kurtulursun. Hı. İşte tam da atıp kurtulma vakti. Ya Rabbi affediyorum. Hı. Affediyorum ya Rabbi. Sen de bizi bağışla ya Rabbi. Falanca tarihte hakkımı affettim ya Rabbi. Bir af yolu arayacağız yani hocam. Yani bağışlama, affetme yolunu ağırlayacağız. Karşılıklı arayacağız tabii. Birbirimizi maddi bir tazminatımız olursa da bunu telafi edeceğiz. Ben size bir 5.000 lira zarar vermişsem bunu telafi edeceğim ki madden sizin beni affedebilmeniz için. Tabii. Yani o a'tikullezî hakkun hakkı varsa vereceğiz yani. O eğer biz de hakkına girmişsek birisinin orada onun hakkını yani ödemeye çalışacağız yani. O noktada yani kul hakkına çok dikkat edeceğiz ama biz nefis olarak yani bu gecede o yüklerden kurtulmak için ya şu da olabilir Mustafa Hocam, yani eğer zarar verme değil de adam borç verdik ama baktık ki adam toparlayamıyor, samimi gayreti de var yani ödeyemiyor da, karz-ı hasen diyelim biz buna, güzel borç verdik, ya kardeşim sen canını sıkma, ödediğin zaman, ödeyebildiğin zaman ödersin. Çok diye onu rahatlatıcı güzel şeyler de bulunursak onun da mükafatı var. O tarz şeylerin de mükafatı var. Yani onun baktığın çoluğu çocuğu böyle, hatta zaman zaman işte siz de fetvaya bakıyorsunuz. Bize de sorular geliyor. Diyor ki ya bana borcu vardı diyor. Ben de yardımcı olmuştum. Ama diyor
adam ödeyecek durumda değil. Zekatımı sayar mısın? Zekatımı sayar mısınız diyor. Değil mi? Evet. Yani o yüzden yani affolmak için, affolunabilmemiz için bu geceyi değerlendireceğiz, affedeceğiz. Yüklerden kurtulacağız inşallah. 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 Evet. Hocam bu geceyle alakalı Peygamber Efendimizin gerek sözlerinden gerekse zamanın değerini anlatan ayet-i kerimelerden bize hissedar olacağımız, nasipdar olacağımız şeyler var. Bir de hocam konu çok önemli. Zamanın önemini bilme adına zamanı planlamamız gerekiyor mu hocam? Yani zamanı işte dini, din dışı zamandan, zamanın bizatihi kendisini planlı, programlı, disiplinli Müslümanların zamanlarını iyi yönetmeleri, kaliteli bir zaman yönetimi evet. sergilemeleri. İşte 12'de buluşacak dediysek 12'de buluşalım. Evet. Bir de geldiğim zaman ben sizi aldatmış oluyorum. Sizin hakkınızı yemiş oluyorum evet, hocam. Yemiş oluyorsun. O aradaki bir saatinizi heba etmiş oluyorum. Doğru, O bir saatinizi çalmış oluyorum hocam. Ciddi evet. bir mazeretim yoksa. Hepimiz için bu geçerli Mustafa hocam. Yani zaman yönetiminde evet. bugün Müslümanlar nerede duruyor hocam? Zor bir soru. Hakikaten zor bir soru. Zaman yönetiminde, zaman yönetiminde aslında zaman yönetimine en çok dikkat etmesi gereken Müslüman olmalı. Çünkü biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi 5 vakit namaz yani. Cenab-ı Hak zaten bizim günlük zamanımızı planlıyor. Çok güzel. Allah razı olsun. Yani evet. sabah namazından namazla başlıyoruz. Yani ezanla başlıyoruz. Namazla başlıyoruz. Ondan sonra öğleye kadar bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içerisinde hem ibadetlere ayrılmış bir zamanımız var, hem çoluk çocuğumuza ayıracağımız bir zaman var, hem de bununla birlikte maişetimizi temin edeceğimiz bir dilim var. Evet. Ama o arada da mesela dünyanın geçiciliğine aldanıp böyle hata, kusur, noksan işlediğimiz zaman da öğle namazında onu affettirme fırsatı var. Elhamdülillah. Yani orada aynen. Yani o kadar hassas bir şey. Mesela Kur'an-ı Kerim şeyde namaz nedir? Namaz müminin miracı. Ufuk ötesi bir şey. Kesinlikle. Yani, Rab'le buluşma. Kendini aşma. Miraç. Kendini aşma. Evet. Rab'le buluşma. Evet. Böyle gün içerisinde 5 defa Rabbinizle bir araya geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Rabbi ben işte yaptığımız işlerin bir hesabını, muhasebesini gün içerisinde veriyoruz aslında. Çok güzel. Aynen. Yani aynen. Eğer böyle o inceliklere dikkat edebilirsek, ilim adamıysak zamanımızı böyle daha böyle namaz vakitlerine göre ayarlayıp daha böyle kendimizi toparlama, bir teksif olma, kendine gelme imkanı, fırsatı veriyor. Hem zamanı daha fazla kontrol altında tutuyoruz. Tutuyoruz. İbnül Vakt kavramı önemli bir kavram. Yani zamanın gereğini yerine getirme. Zamane çocuğu değil de zamanı iyi değerlendiren bir kişi olma. Zamana yön veren, değil mi? Mekanı şekillendiren bir anlayışla, deruni bir duyuşla, efendim vahiy ve sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vahyin somutlaşmış hali yaşamıyla, yaşantısıyla hem mekana hem zamana şekil veren, onları kontrol altında tutan bir anlayış. Vakit geçmiyor, biraz şeytan vesvesesi değil mi hocam? Tam aksine vakit bulamıyorum. Vakit, evet. Çok çalışan bir insan. Vakit çok geçiyor, çok hızlı geçiyor. Hızlı geçiyor diyor. Çok hızlı geçiyor. Yani nefesi alıyoruz, veriyoruz, tekrar aynı nefesi geri alamıyoruz. Saniyelerimiz gidiyor ama tekrardan aynı saniyeleri geri alamıyoruz. O artık şey diyor bir Allah dostu Bursa sokaklarında dolaşırken Mustafa hocam birisi işte yazın sıcağında Uludağ'dan kar toplayıp pazarda satıyormuş. Pazarlarken de şöyle bir ifade kullanıyormuş. Sermayesi eriyip giden bu garibanın malından almaz mısınız diyormuş. Bunu duyan bir Allah adamı çarpılmış, kendisinden geçmiş. Orada bayılmış kalmış. Ne oldu deyince ya demiş şu satıcıya bakın. Yani öyle güzel
nasihat etti ki? Yani hakikaten innel insane lefî husr. İnsan ziyanda. İnsan ziyanda. Nasıl ziyanda insan? Her nefes alıp verdiğimizde kayıptayız. Koşuyoruz. Bir yere kadar, bir yere koşuyoruz. İşte siz Yenişehir'e doğru gidiyorsunuz. Ben Toroslara doğru gidiyorum. Efendim işte Akdeniz'e gidenler var falan. Herkes farklı farklı noktalara gidiyor ama insan olarak hepimizin gitmiş olduğu nokta, menzil aynı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet. Allah'a doğru gidiyoruz inşallah. Evet. Hocam, Berat Kandili'nde, Berat gecemizde inşallah cumartesi günü halkımıza, bütün inananlara, hatta bütün insanlara neler tavsiye edersiniz? Nasıl bu geceyi ihya edelim inşallah? Yani elimizden geldiğince Mustafa Hocam, sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle onu vurgulamaya çalıştık. Bu gece önemli bir gece. Yani bu hem Recep ayının, hem Şaban ayının, hem burada kandillerin aslında asıl Ramazan-ı Şerif'e bir hazırlık olduğunu evet. unutmayacağız. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ayından itibaren başlar. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve lena Ramazan. Recep ayını mübarek kıl, bereketli kıl. İbadetimde, kulluğumda, maişetimde bereketli kıl. Şaban ayını bereketlendir. Ramazan-ı Şerif'e de beni ulaştır ya Rabbi. İnşallah. Evet. İnşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş, azat. Ayı Ramazan-ı Şerif'e beni ulaştır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederlermiş. Dua. Efendimiz Recep ayında ibadetlerini artırırlarmış. Şaban ayında daha da bunun yükünü artırırlar. Ramazan-ı Şerif'te hepten ibadete yoğunlaşırlar. Ama Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü geldiğinde itikafa kapanırlarmış. Yani tamamıyla kendilerini ibadete verirlermiş. Dolayısıyla biz de o nebevi usulü takip etmemiz aslında bizden isteniyor. Peyderpey kendimizi Ramazan-ı Şerif'e manevi olarak hazırlamamız gerekiyor. Bu kandilleri buna bir vesile bilmemiz gerekiyor. İşte kandil gecelerinde hiç değilse nafile ibadetler yapmak. Kur'an-ı Kerim okumaya daha çok ağırlık vermek. Gündüzlerini oruçlu bir şekilde geçirip o gün iftar etmek. İftar ettikten sonra ibadetlere yoğunlaşma gibi bir hazırlık yapılabilir. Tasadduk var mı hocam? Tasadduk, evet. Hakikaten insanın gönlünü yumuşatan bir ibadettir zekat. Tasadduk. Şey yapabilme, yani empati kurabilme, ihtiyaç sahibine ihtiyacını giderebilme çok önemli bir ibadettir. Zekat çok önemli, çok ağır, ağırlıklı bir ibadettir. Yani zekata girersek şimdi uzun uzun konuşmamız gerekir. Vaktimiz yok hocam. Ona vaktimiz yok. Ama bugünün bu Berat Kandili'nde ne yapabiliriz? Berat Kandili'nde gündüzün hakikaten bir ufak tasaddukta bulunabiliriz mesela. İnsanların yükünü alabiliriz hocam. Evet. Allah da bizim yükümüzü alır evet. belki. Yani selamlaşmayı, selamlaşalım. O gün böyle gönül kırmamaya dikkat edebiliriz. O gün gündüzünde ikramlaşmaya dikkat edebiliriz. Yani bu bizim kendimiz için. O af dediğimiz, affetme dediğimiz tabii, şeyi tabii, biz tabii, hocam, tabii. Gerçekleştirmeye çalışırız. Sonra bu kandillerde muhasebe çok önemli Mustafa Hocam. Kesinlikle. Yani az önce de ifade ettik ama hakikaten geçen kandilde yaşayan insan bu kandilde yaşamadı. Biz acaba bundan başka bir kandil idrak edebilecek miyiz mesela? O duyguyla bir sarılma, bu kandile sarılma. Kesinlikle. İşte camilerimizde biliyorsunuz programlar yapıyoruz biz. O programlara dahil olma. Evet. Oralarda gidip Kur'an-ı Kerim dinleme. Bir beraber cemaatle namaz kılma, bir vaaz-ı nasihat dinleme. Bunlar önemli şeyler. Ama bununla birlikte ferdi olarak da hem bir muhasebe yapma, ömrümüzü nasıl geçiriyoruz? Yani gidişatımız nereye? Hakikaten kendimizi bir muhasebe yaptığımızda Cenab-ı Peygamber'in hayatına yakın bir hayat mı sürüyoruz? Yoksa hakikaten Peygamberimizin hayatıyla, aile hayatıyla, ticaret hayatıyla, efendim
idari hayatıyla çok çok farklı dünyalardan mı yaşıyoruz? Yani Kime benziyoruz hocam? Peygamberimize mi benziyoruz, şeytana mı benziyoruz? Peygamberimiz gündemimizi ne kadar, peygamberimizin örnek hayatı Allah gündemimizde Allah ne kadar var? Yani bunun bir muhasebesini böyle bu hiç değilse bu günlerde, bu gecelerde yapmamız lazım. Bunu bizim yapmamız da çok önemli değil mi Sayın Hocam? Yani kendi iç muhalefetimizi kendimiz yapmamız. Tabii yani muhasebeyi kendimiz yapmamız. Yani bir başkası, bir düşmanımız. Hayır onu Allah korusun. Yani ayna tutma diyoruz ya Mustafa Hocam. Yani başkasını yargılama da değil. Evet. Ya sen şöylesin, senin saçın şöyle, sakalın böyle, başın böyle. Başkası dediğine ağır gelebiliyor çünkü hocam. Kuşamın ama böyle değil. Müslüman kendisinde yani onu biz zaten yapmamız da çok doğru olmaz. Yani bizim örnekliğimizle, biz yaşamımızla, yaşantımızla, duruşumuzla en büyük tebliğ temsildir biliyorsunuz. Hareketlerimizle. Yani söylediğiniz zaman bu batabilir. Belki kendi çocuğunuza bile söylediğinizde bu batabiliyor ama söyleyeceğiz usturuplu bir şekilde, hatırlatmada fayda var. Ama asıl sözü kendimize söyleyeceğiz. İnşallah hocam. Asıl sözü kendimize söyleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim mutlaka tilavet etmek lazım Mustafa Hocam. İnşallah hocam. Yani açıp yani Kur'an-ı Kerim okuma bilenler Arapçasından da okuyacaklar. Hiç değilse açıp Yasin-i Şerif'in anlamını bir, ya Cenab-ı Hak bana ne diyor, hani bu Allah'ın kelamı. Kur'an okuduğumuz zaman Allah'la konuşmuş oluyoruz. Yani o gece biraz daha Cenab-ı Hak'la da konuşmamız lazım. İnşallah hocam. Bunu diğer hayatımızın kalan tarafına da yansıtmamız lazım. İnşallah. Bununla birlikte hiç değilse bir günlük kaza namazımızı kılabiliriz. Nafile namaz kılabiliriz. Sonra dua edebiliriz. İnşallah. Dua. Dua muhul ibade. Dua ibadetin özü. Özüdür. Dua yalvarıştır. Dua Rab'le baş başa kalmadır. Rab'den istimdattır. Cenab-ı Hak'tan yardım istemedir. Dua Cenab-ı Hak bizim duamızı arzu ediyor, istiyor. Kul ma ya'bu bikum rabbi levla du'akum. Sizin duanız olmasaydı sizin ne kıymetiniz olurdu buyuruyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla Cenab-ı Hak katında kıymet görebilmemiz için de dua edeceğiz. Ama nasıl dua edeceğiz Mustafa Hocam? Kendimize değil. Yani elbette kendimiz için isteyeceğiz. Anne babamız için isteyeceğiz. Herkes için. Ve bütün Müslümanlar için. Garip Müslümanlar için. O İdlib'deki, Suriye'deki, Myanmar'daki, dünyanın dört bir tarafındaki garip kuraba için, Müslümanlar için dua edeceğiz ve insanlık ailesinin de hidayete ermesi için İnşallah. Dua edeceğiz. İnşallah hocam. İnşallah dua ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak da bizim duamız vesilesiyle affımıza, mağfiretimize vesile olacak ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetine de gark olmuş olacağız. İnşallah Sayın Hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Evet. Kıymetli Hocam, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bir başka programda inşallah görüşmek dileğiyle. İnşallah Mustafa Hocam. Son bir mesajınızla programımızı noktalayalım hocam inşallah. Bu geceler inşallah bizlerin birliğine, dirliğine, beraberliğine vesile olsun. Affımıza, mağfiretimize vesile olsun. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'e de ulaşabilmeyi. Amin. İnşallah Berat Kandili'ni idrak ettikten sonra Ramazan-ı Şerif'le inşa olabilmeyi, hakkıyla Ramazan-ı Şerif'in hakkını vererek Ramazan'ı idrak edebilmeyi nasip eylesin. Sadece kendimiz için değil ibadetlerimiz, etrafımız için, ihtiyaç sahipler için, garip kuraba, fakir fukara için de böyle oruç gibi tutabilmeyi, onlara da infak dediğiniz, az önce siz de zikrettiniz, infak ibadetini de onlara yerine getirerek, efendim o infakın bereketini onlara da hissettirerek inşallah bayram sabahına kavuşabilmeyi Amin. Nasip eylesin. Berat Amin. Gecesinde de inşallah beratimizi peşinen alan kullar zümresine Rabbimiz bizleri ilhak eylesin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi gün Berat Kandili. Cenab-ı Hak Berat Kandili'nde affolunan kullarının zümresine bizleri de ilhak eylesin. Kalın sağlıcakla kıymetli seyircilerim. Allah'a emanet olun.